sevgili seyirciler, kısacık bir ara yaptık. Aranın ardından az önce de söylediğimiz gibi çok güncel konuları, vergileri konuşacağız. Yahya Bey bu işin uzmanı, Mali İstanbul Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler Odası Başkanı aynı zamanda. Yahya Arıkan zaten sizi çok yakından tanıyor izleyiciler, dinleyiciler. Çok karışık işler bunlar Yahya Bey, hoş geldiniz bu arada. Evet. Karma karışık, birisi ortaya bir şey atıyor. Mesela dün isterseniz çok tazeden başlayalım. Şükrü Kızılot'un, Hürriyet Gazetesi yazarı Şükrü Kızılot'un ortaya atmış olduğu, işte bir de bu eksikti. Yani işte eşe, sevgiliye, anneye, babaya verilen işte paranın, evin, arabanın vergisi durumu. Kafalar karıştı tabii. Yeni gelir düzenlemesi yapılıyor, vergi düzenlemesi. Neler içeriyor, neler içermiyor? Bu konuyu ortada biraz... bir tasarı var mı? Yani öncelikle... Şimdi tabii bir kere vergi sevimli bir konu değil her şeyden önce. Kesinlikle değil. Yani. Bir de her zaman olduğu gibi bir bilgi kirliliği var. Şimdi ortada bunları çok sağlıklı konuşabilmemiz için bir parlamentoya sevk eden bir tasarı olması lazım. Ama benim bildiğim kadarıyla şu anda takip ettiğimiz kadarıyla parlamentoya sevk edilen bir tasarı yok Celal Bey. Bakanlıkta bir çalışma var mı? Vergi gelirlerini arttırmak istiyordur bakan. Tabii ki var. Yani hem vergi konseyi üzerinde çalışmalar sürüyor, hem Maliye Bakanlığı kendi içerisinde çalışmaları sürdürüyor. Ama dün Şükrü Hoca'nın anlattığı konu yeni bir konu diye biliyor musunuz? Öyle mi? Tabii. Yani, öyle bir yeni gibi anlattı. Bakın niye yeni değil? Hatta dün Maliye Bakanı da biliyorsunuz bir açıklama yapmak zorunda kaldı. O da şuydu. Biliyorsunuz velayet bir intikal vergisi var şu anda. Kaldırılamayan. Bir tarihte kaldırmak istendi. Fakat veraset ve intikal vergisi kaldırılamadı. İntikal şu anda da var. Yani siz sevgilinize bir araba hediye ediyorsunuz. Bunun intikal vergisi var şu anda. Yükseltilecek diyor ama o değil mi? Şimdi tabii... %35 oranına çıkartılıyor. Şimdi bakın ben oranları bilmiyorum. Bir kere rakamlarla ilgili sağlıklı bir yorum yapmamız açısından önce hükümetin görüşünü ortaya koyacak olan bir tasarı olması lazım ortada. Onun üzerine tartışmak evet, lazım. Bu tasarı olmadan tamamıyla bilgi kirliliğidir, tamamıyla piyasanın tansiyonu ölçme çalışmalarıdır diye ben düşünüyorum bunu. Ama genel anlamda bir yorum yapabilirim. Bir kere bu tip vergilere yönelmek doğru bir şey değil. Biz başından beri Türk vergisinin adalet sağlamak istiyorsak şu anda biliyorsunuz dolaylı ve dolaysız vergiler arasındaki uçurum oranıdır. Eğer siz dolaysız vergi dediğimiz kazanç üzerinden vergiyi zamanında alırsanız, doğru alırsanız daha sonra bu tip intikal ve veraset vergi almanıza gerek yok diye düşünüyorum ben. Çifte vergilendirmeye giriyor. Yani siz bir kazancı... Yani siz evi alırken ya da ev sahibi olurken insanları doğru vergilendirirseniz evet, o evin intikaliyle ilgili sorun da çözülmüş tabii olur. Tabii tekrar ikinci bir vergi doğru bir şey değildir. Ama siz bunu çözmezseniz hala... Biz bunu atladık sonra yakaladığımız yerden evet, alalım. Bu doğru bir şey değil. Bence şu çalışma doğrudur. Kurumlar vergisinde bir reform yapıldı. İki tane temel bir reform daha bekliyoruz. Bir vergi usul kanunu, bir de gelir vergisi kanunu. Dolayısıyla gelir vergisi kanununda tartışmanın gereken nokta Ceren Bey bu olması lazım. Eğer bir işin başlangıcındaki geliri vergilendirdiğiniz zaman daha sonraki süreçteki hibeler, bağışlar, İşte veraset boyutundaki vefattan sonra boyutlarla ilgili tekrar mükerrer vergilendirme adalet açısından doğru bir olgu değil diye düşünüyorum. Evet, yani burada bir bilgi kirliliği var diye düşünüyorum. Bilgi kirliliği var diyorsunuz, onun altını çiziyorsunuz. Şimdi bir şey daha soracağım. Şimdi bu her yıl biz işte pasaport harcından aklınıza gelen her şeyi yeniden değerleme oranı diyoruz. Bu yeniden değerleme oranında bütün vergiler artırılıyor. Değil mi? Yani bütün her şeyden alınan vergiler artırılıyor. Burada biz biraz içeri mi giriyoruz sanki? Her sene 1-2 puan enflasyonun üzerinde arttırarak biraz içeri mi giriyoruz sanki? Ya tabii 1-2 puan hükümet oynayacak orada. Şimdi biraz önce konuştuğumuz gibi gelir elde edilirken vergini alamıyorsunuz. Ve doğal olarak da bu tip vergilerle açık kapatmaya çalışıyorsunuz. İşte yeniden değerli... Vergileri tam böyle bir... atlamış durumda sanki değil mi şu anda? Biraz vergi, vergiler bir düşüş mü var başkanım? Efendim? Toplamada. Vergi şeyinde, gelirlerinde bir düşüş mü var? Yani bir
açık kapatmak gibi her taraftan daha çok artırmak. Açık tabii büyüyor. Şimdi bakın biz geçen bir rapor yayınladık enerjiyle ilgili. Aslında son derece önemli bir rapordu bu. Enerji nedeniyle her yıl %80 civarında enerjimizi yurt dışından ithal ediyoruz. İthal edilen bu enerji rakamı dış ticaret açığımızın 1/3'üne tekabül etmekte. Doğru. Peki ne yapacağız? Bu ithalattaki problemi üretime çevirmemiz lazım. Bir örnek vereceğim. Güneş enerjisiyle rüzgar enerjisinden yararlanma oranlarını biliyor musunuz şu an Türkiye? Çok düşüktür. %1 değil Celal Bey. Doğru. Gidin gelişmiş bir ülkeye binlerce yer değirmeni göreceksiniz elektrik üretenler. Bizim ülkemizde bunlar olamaz mı? Bu durumlara döndüğümüz takdirde bu tip yatırımlara, üretimlere yöneldiğimiz takdirde ne olacak? İthalat yapmamış olacağız. İthalat yapmamız zaman dış ticaret açığı olmayacak ve ben o kadar üzüntü duyuyorum ki her yıl yeniden değerleme oranında harçları artır. MTV artır, onu artır, bunu artır. Bunlara gerek yok ki. Siz bunları ortadan kaldırın ve bu şekilde insanları sürekli... Yani daha köklü çözümler. Yani Türkiye'nin ekonomi... Yani hem sürdürülebilir enerji kaynaklarını harekete geçir, hem yerli kaynakları harekete geçir. Dolayısıyla ithalata ödediğin para azalsın. Bunun için de rüzgarı, güneşi vesaireyi teşvik et diyor. Tabii, tabii. İşin çözümü bu olur, evet. Yani o zaman bunu açığı kapatmak için aldığınız vergilerden fedakarlık da yapabilirsiniz diyorsun. Öyle değil mi? Yani o anlama geliyor. Kesinlikle, kesinlikle. Yani burada ben herkesin öncelikle sakin olmasını diliyorum. Bir kere Türkiye'de bilgi kirliliği boyutuna lütfen itibar etmeyelim. Şükrü Hoca mutlaka bir yerlerden bilgi toplamıştır, orada bir sorun yok. Ama veraset ve intikal konusu yeni bir konu değil. Aslında kaldırması düşünülen bir vergi çeşidi. Bence de kaldırması lazım. Biraz önce ifade ettiğimiz bakın gelir vergisini monte etmeye çalışıyorlar ama bu şekilde olmaması lazım. Yani tekrar bir vefatta veyahut da bir bağışta tekrar vergilendirme mantığı çiftli bir vergilendirmeden başka bir şey değildir. Olması gereken şey bahsettiğimiz gibi kazanç elde etme aşamasında çok özür diliyorum sabah da olunca sizler maşallah güne çok iyi alışkınsınız. Biz yeni yeni açılabiliriz ses olaraktan. Bu şekilde bir başlangıç olmuş olsa tekrardan diğer olaylarda vergi alınması doğru değil. Yeni değil, bekleyelim. Bekleyelim. Ama bu arada ama KDV oranlar arttırması bir kere doğru bir şey değil. Yani şu anda evet, söyledi %35 evet, bir de bekleyeceğiz. O da şimdi, yani yeniden değerleme oranlarının arttırmasını da onu da doğru bulmuyor tabii Yahya Bey. Biz bir anda işte her şeye geldi değil mi onunla beraber, işte pasaport, kimlik odur, budur, şudur, yani her şeyde pasaportlar, damga vergileri, her şeyde müthiş bir artış aklında oldu. Aklında motorlu taşıt vergileri, her şey yeniden değerleme oranı. Tabii bunun gerekçesi neydi? Enflasyondan korunmak. Yani devlet Maliye Bakanı'nın açıklama yaptı. Başka vergiye zam yok bu sene dedi. Ama ne olacak? Yeniden değerleme oranı artarak olayı çözüyorlar biliyorsunuz. O işte yeniden değerleme oranında bir şey oluyor. Diyelim ki enflasyon %6-7 civarında, yeniden değerleme oranını böyle %8-9 yapıyorsunuz. Her sene 2 puan, 1 puan işte neyse, biz hep böyle daha fazla taşıt vergisi veriyoruz, daha fazla pasaport harcı ödüyoruz filan böyle. Hep işte bunlar da genel vergiler olduğu için, gelirden vergi alamadığımız için, biz doğru alamadığımız için belki bir şekilde açığı kapatmak için bütün vatandaşlar devreye sokuluyor, seferber ediliyor. Herkesten vergi alınan vergi artırılıyor. Bu arada bir uygulama daha var. İşte biz geçmişte de bunu bir alışveriş, bir fiş dönemi ile ilgili kampanya başlatılacak. Yani bir bu vergi iadesinin kaldırılmasın, yani vergi iadesinin kaldırılmasına siz karşı çıkmıştınız bildiğim kadarıyla. Şimdi yeniden bu sıkıntı mı gündeme geliyor? Niye fiş kampanyası yapıyorsunuz? Fiş kampanyasında cezai boyutuyla sorunu çözmeye çalışıyorlar. Fiş almakta vermemekte bir cezası var. Rakamı şu an tam söyleyemeyeceğim. Ama ceza ile olayı çözümü şansına sahip değilsiniz. Bilinçle mi bunu çözeceğiz? Şimdi bakın, sizin de geldik, katıldık, konuştuk, ettik. O kadar önemli bir olayı bitirdiler ki bugün siz yapmışsınız alışverişteki elde ettiğiniz belge
size bir değer ifade etmiyorsa, yani vergi iadesi geri dönmüyorsa o belgeyi niye alacaksınız siz? Ben size sorarım. Bugün tüm gelişmiş ülkelerde yapmanız gereken nokta şudur. Yaptığınız tüm harcamalarınızın belgesini toplarsanız ve vatandaş olarak bir önce anlattığımız gelir elde ettiğiniz anda verginizi hesaplarsınız ve yaptığınız harcamalarındaki ödediğiniz vergi düşerek bir vergi iadesi alırsınız. Olması gereken nokta bu. Yani evet, piş almak da vermek de doğru ama bunu cezai boyutunu anlatmak bence bir ayağı eksik olacaktır. Önemli olan nokta ki bilmiyorum gelir vergisi tasarısında böyle bir düşünce de var bildiğimiz kadarıyla. O da şudur. Reşit olan herkesin yıllık beyanname vererek yaptığı tüm harcamaları vergi matrağından indirmesi gerekiyor. Öyle mi? Evet. İş dünyasında sorun bu, biliyor musunuz? Bakın siz onlarca ister çalışan olun ister işveren olun. Yaptığınız tüm harcamalarınızı vergi matrağından indirdiğiniz anda bir, adalet sağlanır. İki, ben bir işveren olarak... Bunu işverenler yapmıyor mu? Birçok onlarca konu gider olarak kabul edemiyorsun. Anladım. Vergi yaptığın iş grubuna göre işte onu gider olarak kullanamıyorsun. Onlarca kalem var gider kabul edemiyorsun. Mesela çocuğunun eğer okul taksitini ödüyorsanız bu gider olarak kabul edilmiyor değil mi? Tabii. Evet. Yani birçok alanlar var. Şimdi bakın çok açık bir şey söylüyoruz. Herkes yapmış olduğu gideri, bir işveren yaptığı giderleri tüm vergi matrağından indirse. O zaman vergi kaçan ve vergi oranı da ki %20'lerinmiş biraz daha aşağı çekilse. Başka bir şey var. Özellikle kurumlar vergisi mükellefleri için söylüyorum. Kurumlar vergisi mükellefinin oran %20'ye inmesi son derece doğrudur. Ancak elde ettiğiniz kar size tekrar dağıtıldığı zaman tekrardan önce bir stopaj kesiliyor. O stopajdan sonra belli bir sınır üstünde kaldığınız zaman yıllık bir anlamı veriyorsunuz. Ya bu tip böyle dolanmalara gerek yok diyorum Celal Bey. Yani yapılması şey, herkes yaptığı harcamalarını vergi matrağına indirsin, oranı aşağı çekin. Siz de hem çalışan da daha az vergi ödesin, hem de işveren de... Verginin hani tabana yaygınlığı, evet, sizin söylediğiniz şey bu değil mi? Bu olmadığı sürece yıllar sonra da yine aynı şeyi konuşacağız. Yeniden değerleme oranları konuşacağız, artışları konuşacağız. İşte biraz önce ifade ettiğiniz veraset intikal vergisinde balans ayarı oran artar mı azalır mı, bunları tartacağız. Karma karışık bu işin, konu gerçekten. Bu işin temeli diyorsunuz herkesin harcadığını belgeleyip gelirinden düşmesi, ona göre vergilendirme. Vergi oranı da düşük tutun diyorsunuz. Evet, herkes vergisini versin. Bu arada izleyicilerimizin mesajları varsa hemen şu dakika itibariyle bize atsınlar ki sizi her zaman bulmak mümkün değil. Cevaplandıracağınız birçok konu var çünkü. Mehmet Ali Akın'dan bir mesajımız var. Hem size hem bize hem tüm Türkiye'ye günaydın demişler. Yeni TTK ile ilgili düzenlemeler bağımsız denetime tabi olacak. Şirketleri belirleyen Bakanlar Kurulu kararı ve bağımsız denetim yönetmeliği iktidar ve sermayenin ne kadar etkisi altına olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Gün olacak, denetim tabana yayılacak. Mesleğimizin prestijli geleceği olan bağımsız denetim işlevi meslek mensuplarımızın yeniden iade edilecek. Bu konuda mensuplarımızın haklarını yılmadan yorulmadan siz savunuyor musunuz? Size sonsuz teşekkür ediyorlar. Gün dayanışma günüdür. Lütfen başkanı destekleyelim demiş Mehmet Ali Bey. Teşekkür ediyoruz. Fatih Bilgin'den bir mesajımız var. Siz burada cevaplandıracağınız şeyleri eğer varsa lütfen Yahya Bey alın. Hayırlı sabahlar dilerim. Maalesef ülkemizde vergi sistemi tek yönlü olarak vatandaşa rağmen gelişiyor. Yüzyıllar önce İbn Haldun vergi gelirinin arttırılmasının tek yolu vergi çeşidinin ve vergi oranının düşürülerek verginin tabana yayılması olduğunu tespit etmişti ki az önce sizin de söylediğiniz tespitte bu yönde. Şimdi yine mesaj gerçekten uzun. İzleyicilerimize sıkılmadan ve yorulmadan yazıyorlar. Yani gerçekten tebrik etmek lazım. Ama TTK'yı bizden önce sormuşlar. Evet, bir de aynen, çok özür diliyorum Celal Bey. Hızlı olmaya çalışıyorum ki vakitten tasarruf edeyim diye. Denetim mesleği kurumsallaşmadan yıpratılmıştır maalesef. Dediği gibi Celal Bey'in TTK konusunu biz sormadan izleyici sordu. Fatih Bilgin'den gelmiş. Kazım Bey'in de bir mesajı var. Az önce çünkü çok da net okuyamamıştım. Bu konuyla ilgili zannediyorum. Bir bakayım soru mu değil mi? Sorun iktidarın kayıt dışına göz yummasından kaynaklanıyor ama şu anda sanki kayıt dışıyla bir mücadele acayip var, bir mücadele varmış gibi geliyor. Ama şöyle bana bir şey. Ben sevgili başkanım bir toplantısı kaç yıl oldu başkanım?
Yani bu hükümet yeni Maliye Bakanı Kemal Bey zamanında. Unaktan'dı. Evet. Kayıt dışı ile ilgili bir toplantı düzenledi. Evet. Çok başarılı bir toplantı. Bütün kesimler vardı. Maliye Bakanlığı, işte işverenler, çalışan kesim, herkes vardı. Ve ortak biz orada, biz de vardık. Gazeteciler de vardık. Hep beraber kayıt dışı ile mücadele kararı aldık. Evet. Aradan bu kadar süre geçti. Az gitti. Orada kaldı. Kazım Bey de diyor ki, izleyicimiz de diyor ki, kayıt dışı arttıkça iktidar oylarını arttırıyor. Ama gelirler düşüyor. İşte bu yüzden de düşen gelirlerde kör tuttuğunu öper misali kayıtlı ve dürüst yurttaştan sırtına yükleniyor. Evet. Şimdi geldiğimiz çok tuhaf bir nokta var bizim burada. Yani bir tarafta işte dediğiniz gibi hem böyle noktada kalmış, kayıt dışı arttıkça, yani böyle bir tuhaf bir denklem var. Evet, söz çözebilirsen. Türk ticaret, yeni Türk ticaret yasası ve kayıt dışı, öyle bir açılım yapın bize. Yani nasıl oturdu mu bu yasa, beklentileri karşıladı mı, karşılamadı mı? Çok güzel bir konu altını çizdiniz. Aslında Türk Ticaret Kanunu biliyorsunuz Türkiye'de çok uzun tartışılan kanunlardan bir tanesi. Ben ilk defa bir yasanın 9 yılı aşkın bir süre tartışıldığını gördüm Türkiye'de. 5 yıl Binal Tekinan Başkanı komisyonunda tartışıldı. 4 yılda mecliste tartışıldı. Biz var öyle yasalar var yani. Yok, bu yasa bu başlı başına bir yasa ve biz şu anlamda destekledik bu kanunu. Bir kere iş dünyası da bunu öyle söylediler. Top Başkanı aynı şeyi söyledi. Doğru. 50 yıllık bir yasaydı. Bize artık yetmiyordu. Ama en önemli noktası şuydu. Türkiye şeffaf hesap verebilir ve denetlenir bir Türkiye olması için bu kanunun gerekçesini ortaya koydular. Başka bir şey, bu kanun ayaklarıyla yürürlüğe girmiş olsaydı, söyleyeceğim hangi ayağı olduğunu, kayıt dışı ekonomi de ciddi anlamda önlenmiş olacak. Ama yıktılar Celal Bey. Nasıl yıktılar? TTK'nın en önemli ayağı olan bağımsız denetim ayağını yıktılar. Şimdi siz bir ülkede, geçenlerde olmuş, çok üzüldüm de Büyükşehir'de, İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi'nde, meclisinde denetçi seçecekler Celal Bey. Denetçi. Denetçi kim olması lazım? Mali müşavir olması gerekmez mi? Evet. Doğru. Kimi seçtiler biliyor musunuz? Bendendir diye bir mühendisi seçtiler. Anladım. Böyle bir şey olur mu? Yapı denetimi yapmak için mi? Hayır, ekonomi denetimden bahsediyorum. Ekonomi denetim, güzel. Yapı denetimi olsa sizin yapı denetimi de seçerler sizi. Evet. Siz de yapı denetimi de seçerler. Herhalde. Şimdi burada. Yok, Yerler Bey onlardan olmadı, hiç olmaz. Hayır, ben. Hayır, yani tanıdık anlamında söyledim. Evet. Şimdi burada biz bu kanunu bu anlamda destekledik. Dedik ki şeffaf hesap verebilir, kayıt ışıkını ortadan kalkmış. Biraz önce baştan sorduğunuz konuda olduğu gibi kayıtlı bir ekonomide böyle harç març efendim yeniden değerleme oranları yoktur ki. Çünkü her zaman düzenli vergi toplarsın başlangıcında. Şimdi ne yaptılar? Bağımsız denetim ayağını yok ettiler. Ve üzüldüğüm nokta şu, bunun denetim ücretini bahane ederek koydular ortaya. Biz biliyorsunuz mali müşavirler, inanın para bizde birinci planda olan bir olgu değildir. Mesela çok iyi biliyorsunuz ki doktora giderken para yoksa doktora gidemezsiniz. Ama bir mali müşavir cebinizde para olmadan gidebilirsiniz. Sizi en iyi o görür. Ekonomik boyutunuzu, gelirinizi, güçlenmenizi en iyi biz görüyoruz. Bu işte para olayı yoktu. Sorun neydi biliyor musunuz? Kayıt dışı ekonomiden beslenenler denetim olgusundan dolayı bu işe itiraz ettiler. Birinci nokta bu. Mehmet Ali Bey anlattı, çok önemli bir şey var. Bir başka yanlış daha yapıldı. Bir gözetim kurumu oluşturdular. Birçok dünyada da var. Şimdi bu gözetim kurumu Enron olayından sonra, skandallardan sonra denetim işini yapanları meslek örgütü dışında bir kurum denetliyor, gözetliyor. Bu da doğru. Ama ne yaptılar? Şu anda mecliste 2008 yılında sevk edilen bir tasarı var. Meclisi devre dışı bıraktılar. Başka bir şekilde bu kurumu oluşturdular. Ama enteresan nokta şu, bu kurumda muhasebe camiasını birbirine böldüler. Aslında tüm dünyada denetim yapacak olan insanlar ruhsat alırlar, staj yaparlar, sınava girerler. Biz zaten buna giriyoruz. Ayrıca diyor ki şimdi, hayır efendim, senin ruhsatın yeter değil, ben ayrıca staj yapacağım, aynı stajı yapacağım, aynı sınavı yapacağım, eğitim vereceğim. Bakın Celal Bey, geçen sene, Pınar Hanım, geçen sene Türkiye'de 45 binden fazla meslek mensubu eğitimlere katıldı.
ve biz meslek örgütü TÜMOB olaraktan 1 lira ücret almadan bu eğitimleri verdik, biliyor musunuz? 1 lira 4-5 trilyonları para harcadık meslektaşlarımıza. Şimdi ne yaptılar? Bilmem ne üniversitenin ismini vermek istemiyorum. 4-5 milyar parayla eğitim vererekten bu ülkenin kaynaklarını, biraz önce konuştuğumuz gibi enerjiyi nasıl ortaya, işte dış ticaret açığında önemli bir etkense, bu ülkenin elde ettiği kaynaklarını, yapılan kaynaklarını tekrardan başka bir aktarma şansına sahip değilsiniz. Çok özetleyeceğim, bir cümleyle de bu işi tamamlayacağım. Öyle bir kurum oluştular ki meslek örgütünü yerine koyan bir gözetim kurumu. Şimdi bu kurum standartları belirleyecek Celal Bey. Siz de bildiğiniz gibi Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu vardı. Bu kurulu kaldırdılar. Muhasebe standartını belirleyecek, denetim standartını belirleyecek, efendim denetçi belirleyecek, sınavı yapacak, eğitim yapacak, gözetleyecek. Yapamazsın sen bunu bu şekilde. Meslek örgütü zaten sınavını yapıyor, eğitimini veriyor. Sen de kurum olarak otur, gözetle. Biraz önce bir şey ifade edildi ve biz şu anda ismi olarak, TÜMOB olaraktan en büyük çalışmamız kurumsallaşma üzerine. Çünkü biliyoruz ki denetim bir takım iş, ekip iş. Siz bakın burada kaç tane arkadaş da bu işi sürdürüyorsunuz. Tabii. Tek başına yapma şansınız var mı? Evet, mümkün değil. Mümkün değil. Bizi de aynı şekilde böylesine bir süreç yaşanıyor ve meslek mensupları, tabii konu hem bu kurum oluşumu Anayasa Mahkemesi'ne götürüldü. Hemen buradan söylüyorum. Eğitim süreçlerini tüm meslek camiası beklemelidir, yanlış yapmamalıdır. Ve bu yönetmeni biz dava açacağız Celal Bey. Enerjimizi biz buna mı harcamamız lazım? Evet. Biz enerjimizi ülkemizi diğer alanlarda harcamalıyız. Müşterilerimizi eğitmeliyiz. İşletmelerimizi nasıl büyütürüz üzerine görüşlerimizi ortaya koymamız gerekiyor. Maalesef Türk Ticaret Kanunu, büyük bir heyecanla Türkiye'ye gelen bu kanun, en önemli ayağını çökerttiler. Ha, şuna inanıyorum ben. Türkiye itibar görmek istiyorsa, ben tüm işletmelerim hesap verebilir işletmelerim var diyebilmesinin yolu mutlaka olacaktır. Bu da denetimden geçecektir. Denetlenen şeffaf Türkiye olacaktır. Yanlıştan dönme şansı var mı? Siz bunu açık mutlaka üzerine çok gidiyorsunuz. Yani anlatmaya çalışıyorsunuz ama birilerine duyurmaya çalışıyorsunuz. Peki bu yanlıştan dönme ihtimali var mı? Mutlaka olacak. Sevgili Toprak'la uzun yıllardır tanışıyorum. Siz de yakından tanıyorsunuz. Biz çok görüşler ortaya koyduk. Tek vergi numarası, sosyal güvenlik, tek çatı, bunlar hayat içerisinde hepsi tek tek yürürlüğe girdi. Geçti diyorsunuz ama geç geçti. Ama hep bazen böyle bir savaşla değil yani mi? Bakın, hep bir uğraşla. Kaç zamandır kayıt dışı ekonomiyi konuşuyoruz. Evet. Belge alın. Şimdi belge alın. Almazsan şu kadar ceza. İstediğin kadar billboard afiş at. Ama o belge ben alıp siz İşine yarıyorsa diyorsun. Vergi matrağından geri iade alabiliyorsam koşa koşa seke seke o vergi ben ararım diye düşünüyorum. Özü doğru. Bu. Doğru. Tabii Maliye Bakanı'nın değil mi şeyi vardı, bir restoranda işte yani artık fişin hiç verilmediği bir noktada kendisinin yakaladığı, işte bizim bildiğimiz üzerine gidiliyor diye. Ama işte o diyor ki yani o iyi insan kötü insan, iyi işletmeci kötü işletmeci ne bırakmadan olayı sistemin koyulması lazım. Sistem insana yani vergi fişi alan o fişten yararlandığı sürece alır. Ya biz onu daha önce denedik değil mi? İşte vergi iadesi noktasında ama o kullandık. Doğruydu. Eksikleri vardı. Şimdi çok bakalım, zordu ama. Türkiye'de bak, şimdi yapılan güzellikleri de takdir etmek lazım. Türkiye ciddi bir elektronik veri altyapısına sahip. Celal o kadar basit ki bakın. Diyoruz ki tüm harcamalar banka yoluyla yapsın. Bir kere nakit harcamayı kaldıralım ortadan. Evet. Değil mi? Şu anda yapılıyor. Evet. Şimdi tüm harcamaları siz banka yoluyla yaptığınız zaman kart vesaire benzeri otomatikman sistemde o firmanın ne kadar bankadan gelir olduğunu görüyor. Yaptın. Evet. Pat kontrolünü yaparsınız. Ne kadar fiş kesmişsiniz. Bu cezaları gerek yok. Bakın yine meslektaşlar bizi dinliyorlar. Bir BABS dedikleri bir uygulama var. İlk önce karşı çıktık. Nedir biliyor musunuz? Belli bir rakım üstüne yükselen faturalar, alış ve satışlar Maliye Bakanı her ay benim meslektaşım bildiriyor. Bildirmekte bir sorun yok. Yani ben alış faturam şu kadardır diye Maliye Bakanı bildirdiğim zaman öbür tarafta da satış olması lazım. Ve bunu görüyor Maliye Bakanı. Ama Celal Bey bunu düzeltmeye kalktığı zaman özel suç cezası var biliyor musunuz? Böyle bir şey olur mu ya? Yani açalım onu. Yani bir problem olduğu zaman alışla satış arasında
ben bunu düzelteceğim dediğiniz zaman ceza mı kesiyorlar? Ceza kesiyor. Şimdi bilgi amaçlı. Adam vergi numarasını eksik yazmış. Ondan sonra bilgiyi vermiyor adam. Tabii yani şimdi ya bunları kaldırın. Cezalarla değil bakın kontrolle. Ne diyoruz? Tüm yapılan harcamaları bankoyla da geçirin. O yapılan tüm harcamaları da vergi matrağında indirim yaptırın. İnanın Türkiye'de her sabah kalktığınızda kayıt dışı olduğunu kimse bahsedemez. Vergi oranları artar mı? Vergi artar mı? Vergi geliri? Müthiş. Vergi oranları aşağı çekeceksiniz. Şimdi bakın kayıtlı bir ekonomide, kayıtsız bir ekonomide vergi artar mı? Siz bunu anlatabiliyor musunuz peki? Maliye diyor ki şu kadar ben bu KDV'yi indirirsem işte emlakta şimdi KDV'yi arttırdılar mesela. O ne olacak bilmiyorum. Onu da belki o konuda da bir şey olmaz olur. Oradan. Evet. Oradan bir para toplayamaz. Para toplayamaz. Evet, toplayamaz. Yani zannediyor ki KDV oranı artınca ya da vergi oranını artırınca benim gelirlerim artacak. Siz diyorsunuz ki öyle değil bu iş. Yani siz o vergiden kaçınma gündeme geliyor orada. Diyorsunuz ki vergi oranlarını düşür, gelirlerini artır. Bunun var mı böyle bir matematiksel şeyi? Yani hesabı kitabı. Şimdi bakın bunun hesabı var. Hesapları da yapılıyor. Şimdi burada sorun şu, eğer siz örneğin katmanlar verirse onun yüksekliğinden bahsediyoruz. %18 yüksek, doğru birçok ülkeler yüksek. Siz bunu 2 puan aşağı çektiğiniz zaman, yerine bir şey koymadığınız zaman işte bir önce konu bütçe açıkları gündeme geliyor. Evet. Bu burada bir kere öyle laf olsun diye indir demekle bu iş olmuyor. Evet. Biz burada söylediğim nokta şu, bakın %60'lara varan bir kayıt dışı ekonomi var. Doğru. Bu %60'ları %10'a indirdiğiniz zaman, %50 bir kayıtlı ekonomi ortaya girdiği zaman, oranları aşağı da çekseniz vergi oranınız, vergi geliriniz azalır. Bu kadar basit şeyler Bey. Ama bununla ilgili de bakın yapılması gereken şeyi söylüyorum. Yine oranları biraz makul seviyede aşağı çekmek lazım. İki, yapılan tüm harcamaları. Sadece aşağı çekmek yetmiyor diyorsunuz. Evet. Yapılan harcamaları hem çalışanlar hem de işveren. Yani işverenin onlarca bakın ayrı bir program yapalım. Onlarca gider kabul edilmiyor. Hatta vergi beyanlarına baktığı zaman gider edilmeyenlerin rakamının müthiş bir boyuta ulaşmaktadır yani. Ve sonuç itibariyle bunu da bankadan geçirin. Bakın şu anda yol söyleyeyim. Tapudaki işlemler hala nakit yapılıyor. Ha. Doğru mu? Doğru. Asıl en önemli. Nakil vasıta satışları hala nakit yapılıyor. Ama şu anda Maliye Bakanlığı tapudaki bir alım satımı görüyor. Araba alım satımı da görüyor. Oraya da getireceksin. Şimdi banka satın alıyor adam. 1 lira para şeyi yok. Bavullara dolduruyor. Aldın diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Her şeyi kayıttan geçirdiğiniz zaman sistemde bir taraf gider yazarken bir taraf gelir yazacak. Ve o gelirinde banka yoluyla kontrolünü yaptığınız zaman ve insanların da isyan etmemesi için yok efendim eşine araba vermiş vergi alacak mı? Ya bunlara gerek yok. Net anlaşılır bir vergi sistemi koyacağız. O da nedir? Kazancı elde ettiği anda vergilendiği zaman hiçbir sorun ortada kalmaz. Sizin bu anlattıklarınız hükümet politikasıyla hiç uyuşmuyor. Çok sıkıntılı. Ama gelecekler yolu. Buraya gelecek Türkiye. Aklın yolu değil mi bu? Pınar Hanım gelecekler. Türkiye buraya gelecek. Peki, bu sistem zaman meselesi. Çok destek mesajları geliyor. Bu arada inanın bakın şu anda Türkiye o kadar ama bir yere geldik. Burada ben bizi izleyen meslektaşlarıma şükranlarımı iletmeye istiyorum. Bugün Türkiye'de 90 bin mali müşavir arkadaşım var. İstanbul'da 32 bin. Mesela Mehmet Ali Bey Muğla'dan aradığını biliyorum. Hepsini bir örgütçü olarak yakından 90 tanıyorum. 90 bini tanırım diyorsunuz. Onlar da beni tanırlar. Ama şu var. O kadar fedakar bir camiadır ki. O kadar yeniliğe açık olan bir camiadır ki. Bakın biz bir zamanlar kağıtlar kalkacak dedik bu ülkede. Bize kimse inanmadı. Şu anda tüm beyanlar ve bildirimler elektronik ortamda görüyor. Ama bunu başaran bizim meslektaşımızdır. Unutmayın bunu. Meslek mensubu bunları yaparken Celal Bey 1 lira devletten para almadı. 1 lira para almadan kendi yatırımlarımızla bürolarımızı yeniledik. Teknolojik altyapılarımızı kurduk. Bugün hem SGK hem vergi dersi her şey elektronik ortamda gönderiyor. Bu bir. Maliye Bakanı her şey elektronik ortamda. Müthiş onlar da kendi VEDOP mesela. Bir büyük bir veri ambarı. Onlara mutlaka gireceklerdir. Gündeminde şu var. Risk analizleri dedikleri mükelleflerle ilgili bir çalışmaları var. Yani bir hastane gibi düşünün. Check-up yapacak bilançoyu, mali tabloyu.
hastalıklıysa. Sektör sektöründe yapılabilir evet, aslında evet, değil mi evet. başkanım? Yani işte, inşaat sektörüne girenlerin %50'si tabii, zarar etmiştir. Tabii, bu sektör. Gel bakalım bunu sistemde görebiliyor, check-up'ını yapabilecek. Ama tüm bunların yapılması için sizin de hep defalardır konuştuğunuz işin başı kayıtlı bir ekonomi. İki, oranlar adil olduğuna herkes inanacak. Üçüncü başlı bu, o da siyasete giriyor. Topladığın vergi nereye harcadığını şeffaf bir şekilde anlatacaksın Türkiye'ye. Şimdi vatandaş şunu söylüyor. Bir şey söyleyeceğim. Pardon Pınar Hanım. Çok önemli. Şimdi bu kayıt dışıyla mücadelede belge sisteminin işte gelir kaleminden düşülmesi vesaire falan. Burada herkesin bir muhasebecisi de olması gibi bir sıkıntı mı gündeme gelecek? Onun çok basitleştirilmesi gerekmez mi? Pardon Celal Bey. Yani şimdi belge sistemine geçecek evet. ya. Evet. Bizim aldığımız her şey vergiden düşülebilecek hale geleceğiz. Biz fiş fatura alacağız, toplayacağız onları. Gelir gider hesabımızı, bilançomuz olacak bizim herkesin tek tek. Doğru. Bunun hesaplanması, yapılmasını basitleştirmek mi gerekiyor yoksa herkesin bir muhasebecisinin mi olması gerekiyor? Ya şimdi burada bunu kişiler kendini de yapabilirler. Hı hı. Bir uzman vasıtası da yaptırabilirler. Burada önemli olan nokta şudur. Siz mesela hasta olduğunuz zaman gidip işte doktor olmayan birine tedavi oluyor musunuz Celal Bey? Anladım. Bu böyledir yani. Ama bu bir vatandaşa bir yük getirecek. Getirmeyecektir. Tam tersine bakın, burada mesele artı değer konusudur. Hı. Eğer vatandaş topladığı bu belgeler sonucunda bütçesine ödediği vergi azalıyorsa. Azalıyorsa cebine para giriyorsa sorun yok. Buradaki malmişe ücretleri bu tip hesaplamalar addeveler değildir. Anladım. Biz hatta zaman geldi Celal Bey, çok iddialı talepler bunu kayıt dışı ekonomi ile ilgili gerekiyorsa bu beyanlamı ücretsiz doldurur dedik. Sorun bu değil. Yani buraya takılmıyorum. Evet. Önemli olan zihniyet olaraktan gerçekten Türkiye'de kayıt dışı ekonomiden vazgeçeceğimiz geçmeyecek miyiz? İş dünyasının geleceğinden çalıyor, çalışanların geleceğinden çalıyor. Türkiye'nin adaletsiz, haksız rekabet yaratan böyle bir ekonomi olabilir mi kayıt dışı ekonomi? Ya ben şunu belirtmeye istiyorum. Her şeyimiz şu anda var. Mali İdare'nin altyapısı var. SGK'nın altyapısı var. Mali Müşavir'in altyapısı var. Artık gelin birkaç adım atalım. Böyle yok efendim harçtır, yok pasporttur. Bunlarla uğraşmayalım. Uğraşmayalım Celal Bey, bunu söylüyoruz yani. Bunlar ayrıntılar diyorsunuz. Evet, esas evet. meselenin aslıyla ilgili. Evet, özüne gelmemiz lazım. Evet. Şimdi tabii vatandaş yok, estağfurullah. Ben de çok büyük bir dikkatle dinliyorum Yahya Bey'i de. Tabii vatandaş şimdi öyle bir şey ki çalışanlar için çok daha sıkıntılı bir noktaya geliyor. Yani ya da emekliler için, bizler için. Çünkü bir bakıyorsunuz her şeye de vergi, işte benzinde, sigarada, alkolde, ekmekte, suda, sütte, her şeyde, kirada, evde falan. Ama bir de kayıt dışı işin içerisine girince işte onun yükü vatandaşın sırtına binmiş oluyor. Zaten vatandaş gerçek bir enflasyonla mücadele etmiyor. Üstünde bir zaten farklı bir enflasyonu var. Bir de üstüne bu vergiler geliyor. Şimdi birçok izleyici belki bu işin içerisinde değil. Yani olayı tamamen sadece dinler pozisyonda. Yani birçok kişi de bunu bilmiyor. Başka bir şey soralım. Yani bu arada mesela kayıt dışı siz %60 dediniz ya. Ya ben diyeyim ki onu %50 diyeyim. %50 diyelim. %40'lara düşürelim. Çok önemli bir rakam. Burada bir tepki olabilir mi? Yani adam şimdi bizi kayıt altına alacak bunlar falan deyip böyle oy konusunda bunu nasıl anlatmak lazım? Şimdi bakın. Orada çekiniyor olabilir mi siyasi? Burada şu vardı. Şimdi siz de hatırlarsınız geçmişte 3 haneli enflasyon olduğu bir dönemde %100'leri geçtiği dönemlerde %100 kayıtlı bir ekonomi olduğunda ve de oranlar o zaman yüksek olduğu boyutta iş yerleri iflas ederiz diye bir gerekçe vardı. Hı hı. Bu kısmen de doğruydu. Ama öyle bir süreçten geçtik ki bir enflasyon %10 altına indi, tek haneye indi. İki, örneğin kurumlar vergisine ciddi reformlar yapıldı. Yani bu gerekçeler ortadan kalktı. Yani kayıtlı bir ekonomi bir kere iş dünyası aleyhine olan bir şey değildir. Şimdi düşünün, iki tane işletme yan yana duruyor. Bir tanesi %100 her şeyini kayıtlı gösteriyor. Bir diğeri de %50 eksik fatura keserek iş yapıyor. Hangisi dayanır Celal Bey? O %50 eksik fatura kesen süreç içerisinde daha da büyüyecektir. %100 fatura kesen süreç içerisinde yok olup gidecektir. Evet. Dolayısıyla o %50
eksik kesin de kayıtlı ekonomiye çevireceksiniz ki aradaki haksız rekabeti ortadan kaldıracağız. Adaleti sağlayacak. Tabii mesele burada bu. Peki süremizin sonuna geldik. Bir şey soracağım ama. Peki son bir dakika. Şimdi bu belediye yerel seçimler geliyor. Siz her yerel seçimler öncesinde açıklama yapıyorsunuz şu şeffaflık konusunda. Bu senede talip olacak mısınız? Yerel yönetimlerin hesaplarını, kitaplarını ya da seçim kampanyası yürüten adayların hesabını, kitabını ücretsiz denetlemeye. Bir adım daha. Biz her şeyin önce parlamentodan başladığını öneriyoruz. Parlamento örnek olacak ki toplum diğer kesimlerinde bunlar uygulanabilsin. Sadece yerel yönetimde aday olanlarla ilgili değil, milletvekili aday olan milletvekiline de sesleniyoruz. Seçime girenler gelin, ben mali müşavirlere aldığım bağışları, yaptığım harcamaları cesaretleri varsa denetleyicinin, ben de o da adına söz veriyorum, 1 lira para almayız bu arkadaşlardan. Ama sorun oradan başlıyor. Kafanızın çalacağını düşünüyorum ben. Kayıt dışı olmasından başlıyor. Oradan başlıyor her şey. İşte onun için sordum bu soruyu. Evet, aynen öyle. Bakın burada Cem Tivarcı'yı da söylüyorum ve bizi izleyen onlarca meslektaşım var, çok iyi biliyorum. Hepsi bu konuda sosyal sorumluluk çerçevesi içerisinde katkı vermeye devam edeceklerdi. Ama buna iradeyi gösterecek olan biz değil, hem yerel yönetimi aday olanlar hem de parlamentoya siyasete söylenen insanlar. O iradeye sahip olanlar, o cesarete sahip olanlar sizin kapınızı çalsın. O kapı çalınca da gelelim biz de burada diyelim ki şu belediye şu vekil aday şu siyaset adamı ya da kadını şeffaf açık net bunları şey yaptı istedi ve sizinle çalışmayı da istiyor. Biz de onlara oy konusunda destek olalım. Yani şeffaflık buradan başlatalım. Ama ben sizin kapınızın Yahya Bey açık, merak çalınacağını düşünmüyorum. Ne yazık ki sizin kapınızın çalınacağını ben düşünmüyorum. Çalınmadığı zaman %60 kayıt dışı. O zaman bunları konuşmaya devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Muhtemelen böyle gözüküyor. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Çok sağolunuz. Bu arada bizim Sağlık Bakanlığı konusundaki sözlerimize çok sayıda tepki telefonları var. Çok sayıda mesaj var, okumaya imkan yok, yayın politikanızı değiştirdiniz mi gibi son derece anlamsız bulduğum bir yaklaşım var. Yani sonuçta yayın politikası nasıl, yani böyle bir kelimelerle değişir mi, değişmez mi? Keşke çok vaktimiz olsa da böyle saatlerce konuşsak. Özellikle de bana büyük bir şaşkınlık var Celal Bey. Pınar Hanım sana ne oldu diye. Böyle bir beni gözden çıkarmışlar artık. Senin naif bakışın, humanist bakışın her zaman zaten ortak bir nokta. Size de çok sayıda mesaj geldi Yahya Bey. Destek oluyorlar. Başkanım yola devam diyorlar. Dik duruşlara devam. Bol başarılı çalışmalar dileyelim size bir kez daha. Çok teşekkür ederim. Efendim bizden bugünlük bu kadar. Yine de diyelim ki sürçülisan ettiysek affediniz bizi. Fikirler bazında demiyoruz ama. Yarın saat 7.30'da tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.